Almanya'da çalmasam burada gezemem mi? Gezemezsin. Gezen nasıl? Hepsi mi hırsız bu gurbetçiler? Hepsi hırsız. Gurbetçilerin hepsi hırsız. Hepsi hırsız. Tüm gurbetçiler hırsız mı? Şahsen ben değilim. Yani öyle bir şey yanlış. Hani burada nasıl desem, tabii ki öyle şeyler yaşanıyor. Ben şimdi onu inkar edemem. Yapanlar vardır, illaki vardır. Ama hani nasıl desem, ben böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadım. Ben de çalışıyorum, vergimi ödüyorum. İstediğim gibi tatil yapabiliyorum, gezebiliyorum, tozabiliyorum. Yani öyle bir şeyle daha karşılaşmadım. Herkes değil, ben değilim. Yo, niye hırsız olalım? Biz de anın hakkımızdan çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Yok, öyle düşünmüyorum tabii ki de. Yok, öyle düşünmüyorum. Tövbe estağfurullah hocam. Yani birini öyle şekilde yadırgamam için yaşamam lazım. Yaşamadığım bir şeyde de birini öyle yaftalamam büyük adaletsizlik. Yani başkası yaşamıştır, tecrübe etmiştir. Belki yanlış yorumlamıştır ama benim yaşamadığım şeyde ben onu yorum yapamam. İyi insanlar da karşılaştım. Çok şükür yardımcı olanlar da oldu. O yüzden benim doğru, yani bir şey yaşamadan yorum yapmam bence doğru değil yani. Yok, hayır. Ama aralarında vardır tabii. Çok yanlış bir kelime bence. Bakın ben 38 senedir Almanya'da çalışıyorum. 30 sene çalışmışlığım Almanya'da. Hırsızlık mısık kim yapıyormuş ki? Bizim burada belirli bir aylığımız var. Zaten aylığımızdan giden vergilileri görmüyoruz ki. Otomatikmen kesiliyor. Eğer iş yeri olup da vergisini doğru dürüst beyan etmeyen varsa tabii ki. Ama hepsini bir çat altına koymak yanlış bir şey bence. Çok yanlış bir şey. Yapan vardır. Zannediyorum da vardır da. Ama bunun tabii sonuçları tehlikeli yani. Bunu kontrol ediyor Almanya. Yani bunun farkındalar yani. Farkına vardıkları zaman da gerçekten hiç affetmez Almanya hükümeti. Bu vergi konusunda maalesef çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Buna da maalesef katılamıyorum. Ben kendim gurbetçiyim ve Allah'ıma bin şükür olsun şu an harama hiç elim değmedi. Hırsızlık da yapmadım. Kendi çapımla, kendi çabamla çabaladım, çalıştım. Bir şeyleri başardım. Yani insana bağlı, insanlığa bağlı. Hani herkesin kendisine göre, hani gurbetçi de olmasa her ülkede insanına göre şey yapabiliriz. Yani bu kendi insanına bağlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani sadece gurbetçi diye ille de çalmasına ya da yalan söylemesine, dolandırmasına gerek yok. Bunu kendi ülkemize de yapıyoruz. Kendi ülkemize, kendi insanlarımıza yapıyoruz. Ne kaldı ki diğer ülkede bunu yapmayalım. Yani dediğim gibi bu insana bağlı bir şey. Ya hırsız her yerde hırsızdır. Yani sen hırsızı uzaya da göndersen uzaydan bir mekik çalar herhalde. Yani şimdi o onların vardır mutlaka yani. Bizim burada yani çevremizde olanlar da var, yapanlar da var. Çalışmayıp devletten geçinen de var. O da bir hırsızlıktır. Onu da bir dine de bir şeye de bağlamak istemiyorum. Ama tabii ki vardır yani. O tür şeyler de var yani. Onu da hani doğruyu söylemek lazım. Hırsız her yerde hırsız yani. Yo, bende hiç doğru bir şey olmamış bunu söylemek. Çünkü o kadar çok burada yani çalışan, alnın akınına para kazanan insanlar var ki gurbetçilerden. Vergi kaçırmayan, normal yollardan para kazananlar o kadar çok ki. O birkaç kişi için neden genel konuşulmuş bilemedim şimdi. Çok saçma buldum. Abicim hani öyle bir şey diyemezsin ki. Hani şimdi ben yarın ne bileyim bir Alman gördüm. O Alman bana yanlış bir hareket yaptı. Ben diyemem ki şimdi bütün 80 milyon Almanlar böyle. Hani o gurbetçi arkadaş ya da amca ne bileyim 5 yanlış kişiyle tanıştıysa, o 5 yanlış kişi bir şey yaptılarsa, bu demek değil ki bütün kalan Türkler de böyle. Hani bir sürü normal çalışan da Türk var. Kendi işini yapmayan da Türk var. Mesela bak ben Entega'da çalışıyorum. 9'dan 5'e kadar benim aylığım geliyor ayda. Ben nasıl hırsızlık yapayım? Nasıl? Hani istesem bile yapamam ki. Çünkü benim param direkt onlardan kontoma geliyor. Vergi önceden kesilip bana geliyor zaten. Hani ben vergiyi kesemem bile. Bunun için bunu herkes yapıyor demek yanlış olur. Tabii ki yapan var. Yapmayan da var. Onun için hani her konuda ne olursa olsun herkese bağlayamazsın bunu. Bence değil. Yani kesinlikle gurbetçiler yani hırsız olamaz. Ben katılmıyorum bu konuda. Yani bu konuya katılmıyorum.